Herkese merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle söyleyeyim, birazcık ses tellerim kısıldı, o yüzden şundan özür dilerim. Hasta değilim ama ses tellerim eskisi kadar verimli şu an çalışmıyor. Anlamış değilim. Biz videomuzun konusuna dönelim. Başlıktan da anlaşılacağı üzere bugün size Kasım ayında kullandığım, gerçekten severek kullandığım ürünleri göstereceğim. Kıyafet ürünleri, kozmetik ürünleri, böyle değişik sevdiğim şeylerden sizlere bahsedeceğim. Ben tüm iyi niyetimle dedim ki video çekeyim. Çünkü video isteyen insanlar var ve ben şu an video çekmek istiyorum. Sesimi bir sebep görmedim. Bence siz de izlerken bir sebep görmezsiniz. Alışacaksınız. Daha ilk dakikalar sesim çok kötü. Dediğim gibi, gördüğünüz gibi Kasım ayı favorilerimi göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla ciyaklamadan ben Kasım ayı favorilerimi başlayalım. Evet, ilk başta cilt bakım ürünlerinden bahsedeceğim. Kasım ayında yeni bir marka keşfettim internet üzerinden. Size de zaten linkini koyarım. Ama sizlere de tavsiye etmeden önce bir deneyip gerçekten işe yarayıp yaramadığını kontrol etmek istedim. Ve cidden hayatımda kullandığım en güzel cilt ürünlerinden bahsetmek üzereyim. Bir saniye. Öncelikle sizlere şu Biolog'un leke kreminden bahsedeceğim. Arada öksürebilirim, gidip gelebilir, sesim daha kötü olabilir. Şimdiden özür dilerim. Bu Biolog'un leke kremi. Ben bunu nasıl kullanıyorum? Bütün makyajımı sildikten sonra normal nemlendirici gibi yüzüme uyguluyorum. Ve hani bir saat bekleyip silmek gibi bir şey yok. Normal sabah uyandığımda yüzümü normal yıkıyorum. Ve hani çoğu lekelerim cidden gitmiş oluyor. Bunu hiç inanmazdım ama baktım internetten, cidden sivilce lekelerin götürdüğünü gördüm. Ve denemek cidden istedim ve hiç pişman değilim. Hayatımda kullandığım en güzel leke kremlerinden birisi diyebilirim. Markayı belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Ben duymamıştım ve gerçekten niye duymadığımı şu an sorguluyorum. Her neyse, bu Kasım ayında cidden de soğuk havalarda ciltlerimiz zaten çok kötü oluyor. Bu mükemmel bir leke kremi. Öksüreceğim size. İkinci olarak size bir yüz maskesinden bahsedeceğim. Bu da Sinoz'un yüz bakım maskesi. Bunun rengi yeşil. Kil maskelerine benziyor ama açamıyorum. İçinde yeşil bir kil maskesi var. Bunu normal makyajınızdan sonra veya önce yapabilirsiniz. Yani temiz cilde uygulanıyor. Uyguluyorsunuz, en fazla 15 dakika böyle tam kuruyunca yıkıyorsunuz ve cildiniz pürüzsüz, lekesiz, gerçekten hayatınızda görebileceğiniz en güzel kıvama geliyor. Şimdi bir de önceki videomda bahsetmiştim şu Isana Young'ın sivilce jeli. Bunu Rossmann'larda bulabilirsiniz. Üstüne zaten Rossmann yazıyor. Herhalde sadece Rossmann'da satılıyor. Her neyse. Antipical Gel yazıyor üstünde. Bunu gece yatmadan önce sürüyorsunuz ve uyandığınızda bütün sivilceleriniz gitmiş oluyor. Yani her cilt için belki aynı değildir. Evet, ama bende öyle oldu. Sivilcelerimi sürüyorum. Hazır çıkmaya başlayanlar çıkmışlar. Yani hepsi için çok işe yarayan bir jel. Şimdi cilt bakım ürünlerim bu kadardı. Ben dediğim gibi sitelerinin linkini aşağıya yazacağım. Siz de istediğiniz yerden sipariş verebilirsiniz. Emin olun, yalan söylemiyorum, hepsi mükemmel. Şimdi göstereceğim ürün makyaj malzemesi değil yine. Sinoz'un kaş ve kirpik serumu. Ben bunu kirpiklerim için kullandım. Belki fark ediliyordur ama kirpiklerim hayatında bu kadar uzamamıştı ve ben bunu düzenli olarak, bunu sabah akşam sürün diyor ama ben sabah okula giderken halim olmadığı için hiç süremiyorum. Gece yatmadan önce temiz gözünüze sürüyorsunuz. Uyandığınızda hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yine normal yüzünüzü yıkıp gidiyorsunuz. Yalan söylemeyeyim ama 3 hafta çok net kullandım ve gerçekten farkı ortada. Kaşlarımı kullandım. Kaşlarımı uzattı. Ay, gerçekten çok kötü oldum. Ağlıyormuşum şöyle. Her neyse, kaşları veya kirpikleri seyrek veya kısa olanlar hemen videoyu durdurabilirsiniz. Bakın, durdurabilirsiniz. Gidip linkten falan bulun. Alın mükemmel bir kaş ve kirpik serumu. Şimdi gelelim makyaj ürünlerine. Bildiğiniz gibi bronzerlarım belli. Hani sadece değiştirdiğim şeylerden bahsedeceğim size. İlk olarak gözaltı kapatıcısından bahsetmek istiyorum. Bu Dior'un Dior Skin Star Concealer'ı 001 numarası. Şimdi diyeceksiniz bir kapatıcıya gerçekten para verdi mi bu kadar? Hayır. Annem kendisini almıştı fakat annemin ten rengi bana göre çok koyu kaldığı için, yani o da anlayamamış alırken. O yüzden ona açık geldiği için bana verdi ve ben cidden benim cilt rengimle tam uyan bir kapatıcı hayatımda buldum.
böyle şoklardayım. Sürüyorum, belli olmuyor asla. Kapatıcılığı çok güzel. Yani gözünüzün altı morluğu ne kadar bilmiyorum ama yani az olanlar çok güzel kapatıyor. Fazla olanlar bilmiyorum ama benimkini çok güzel bir şekilde kapattı. Fiyatı ne kadar bilmiyorum. Aman neyse, bence çok değecek bir şey. Kapatıcı dağıttıktan sonra hiçbir şekilde kapatıcı varmış gibi durmuyor. Ten renginden dolayı değil. Yapısı da çok yumuşak ve ciltle birleşebilecek bir yapısı var. Kullanışlı, güzel bir cilt bakım. Cilt bakım ürünü diyor. Concealer arkadaşlar. İyi değilim. İkinci bir göz altı kapatıcısı kullanıyorum. Bu da normal, gratis ve Watsons'larda bulabileceğiniz bir kapatıcı. Maybelline Age Rewind. Şimdi bu kapatıcı herkese farklı sonuçlar çıkarmış. Kullanımı birkaç gün önce görmüştüm. Görkem Karman galiba söylemişti, yalan söylemeyeyim. Gözün altına yağ bezeli gibi şeyler, top şeyler çıktı söylemişti. Elif Başak da söylemişti. Ama ben hiçbir şey olmadı ve ben gerçekten çok beğendim. Ve Kasım ayı favorilerimi koyacak kadar beğendiysem lütfen bana kızmayın ama benim çok hoşuma gitti. Ben bunu bir internet sitesinden almıştım. Benim rengim ne? Light rengi, önünde yazıyormuş. Maybelline'in böyle zaten herkeste var arkadaşlar. Herkeste var. Gözümün altına hiçbir şekilde bende bir sorun olmadı. Umarım da olmaz. Ama dedim ki ben çok beğendim. Cildinizde sorun çıkmayacaksa kullanın diyeceğim ama olmayacak bu cümle. Bu arada cidden konuşurken tıkanıyorum. Boğazım o kadar batıyor ki şu an sesim gitti. Evet, şimdi rimelle devam ediyoruz. Maybelline Lash Sensational Lash Multiplying Maskarası. Hayatımda kullandığım en güzel maskaralardan birisi diyebilirim. Sürdüğünüzde verdiği hacmi mi olsun, akmaması mı olsun, her şeyle gerçekten mükemmel bir maskara. Ben aşırı aşırı öneriyorum. Yani kullanıyorum seve seve. Şimdi sizlere bir allık ve bronz kit göstereceğim. Bunu yine göstermiştim. Hayatımda kullandığım en doğal allık ve kahverengi tonların birleşimi olan bir allık diyebiliriz. Ben bunu çok beğeniyorum. Avon'un 10 numaralı Peach Contour adlı kiti. Kozmetik ürünlerim bu kadar. Dediğim gibi çok fazla şey kullanmadığım için çok şey de değişmedi. Gerçekten sevdiğim ve kullandığım ürünleri size gösterdim. Şimdi bir tane parfüm göstermek istiyorum. Bu okuyamayacağım yine. De La Vie Divine Givenchy Paris'in bir parfümü. Şu an oh mis. Bende bayağıdır vardı masamda ama diğer parfümlerimi bitirmeye çalışıyordum. Hani kullanmaya başladıklarım. Bunu hiç kullanmıyordum. Ta ki bir gün aklıma esip ben bunu niye sıkmıyorum deyip fıslatana kadar. Arkadaşlar, kokusunun kalıcılığı, kokusunun mükemmelliği, hepsinin mükemmelliği yani. Hayatımda gerçekten uzun süredir bir parfüme aşık olmamıştım. Herhalde kokumu buldum artık sonunda, şu anlık en azından. Aşırı güzel kokuyor. Ben bunun adını yine durdurup bakabilirsiniz. Hayatımda kullandığım en güzel parfüm. Zamanınızı boşa ayırmayın. Bence parfüm arıyorsanız hemen bunu bir koklayın. Yani beğeneceğinize eminim. Ben aşırı beğendim. Çok ağır bir kokusu yok ama çok hafif de bir kokusu yok. Anladınız. Evet, şimdi sizlere böyle bir kıyafet ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Kasım ayında kullandığım, gerçekten olmazsa olmaz dediğim kıyafetlerden bahsedeceğim. İlk başta işte bu basit bir şey ama yalan söylemek istemiyorum çünkü altından çıkarmıyorum. Şu Nike'ların tight'ı. Şimdi okulunuzda muhtemelen her kızda vardır arkadaşlar. Biliyorum biz giyiyoruz aynı şeyi ama bu yani gerçekten Nike'ın yaptığı en güzel şey bence. Yani her şeyle çok severek giydiğim ve her şeyle giden bir tight. Zaten siyah, her şeyle giyebilirsiniz. Ben çok severek kullanıyorum. Çok rahat arkadaşlar. Yani biraz gereksiz bir para tight için, 100 lira civarında bir şey. Gerçekten gereksiz ama merak etmiştim ve almak istiyordum. Yani güzel, ben aşırı kullanıyorum. İkinci kıyafet ürünü olarak da böyle bir atkı göstereceğim size. Şimdi takmak istemiyorum. Her yeri yakabilirim yine. Sakarlığım bir şey olmaz umarım. Böyle H&M'in atkıları. Şimdi şöyle bir şey var. Yıkamadan kullandığım için tüyleri bütün kıyafetlerime yapışıyordu. O yüzden aldığınızda direkt bence yıkayın. Gerçekten çok kullanışlı. Biliyorsunuz zaten böyle artık büyük şallar, atkılar çok moda. Ben de bunu H&M'den almıştım. Çok 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 severek kullanıyorum. Aşırı sıcak tutuyor. Bence siz de almalısınız. Daha sonra Buzlar'dan aldığım ceketi göstereceğim. Koyu yeşil, böyle boynunda kürk, yani sahte kürk bunlar, olan böyle bir ceket.
Ben aşırı beğendim. Beğendim, konuşamadım. Çok güzel bir ceket. Böyle şık yerlerde de kullanabilirsiniz. Şunu çıkartarak sportif halde de giyinebilirsiniz. Dediğim gibi çok kullanışlı bir ceket. Rengi de değişik. Hani hep siyah giyiyorduk. Ben yani en azından hep siyah giyiyorum ve bu gerçekten benim dolabıma bir renk kattı diyebilirim. Şimdi iki tane de bot göstereceğim size. İlki şu siyah, topuklarında da metal böyle yuvarlak olan bir bot. Altları çok pis, o yüzden çok göstermek istemiyorum. Bunlar L markasının botları. Ben aşırı beğeniyorum. Zaten artık bunlar çok moda olduğu için siz de biliyorsunuzdur zaten. O yüzden kış ayları bunsuz geçirmeyin bence. Ve hep siyah siyah siyah. Ben de dedim bir tane kahverengi bot alayım. O yüzden bu botları kullanıyorum bazen de. Çok güzel kahverengi botlar. Kısa, bacak boyunu uzun gösterebilecek çok rahat bir bot. Bunlar da nereden? Ben bunu daha bir tane internet sitesinden almıştım. Hatırlamıyorum ama yine böyle kısa, kahverengi, çok rahat, şık bir bot. Ve son olarak bir tane atıştırmalık bir şey göstermek istiyorum size. Deli gibi yediğim şu Nestle'nin ballı churros tam tahıllı gevreği, mısır gevreği. Arkadaşlar hayatımda yedim en güzel mısır gevreği diyebilirim size. Gerçekten yalan söylemiyorum. Tadı mükemmel. Her şeyle gidiyor. Hem sağlıklı. Belki siz sağlıklı bulmuyorsunuz hani gevrek yemeyi. Ama bence hani gevreklerin arasında en sağlıklısı bu yulaftan sonra. Saflı yulaftan sonra. Ben bazen yulafla birlikte karıştırıp yiyorum. Sütle çok güzel oluyor. Meyve koyabilirsiniz. Kuru meyveler de koyabilirsiniz. Aşırı lezzetli ve hani hızlı pratik bir şey yemek istiyorsanız ben sabah öğlen akşam da bazen yiyorum çünkü aşırı güzel ve tatlı ihtiyacınızı çok sade bir şekilde geçiştirebilecek bir yiyecek, bir kahvaltılık gevrek. Evet arkadaşlar, bunlar benim Kasım ayı favorilerimdi. Umarım beğenmişsinizdir. Merak ettiğiniz ürünler varsa aşağı sorun. Ben de cevaplamaya çalışayım nereden aldığımı, nereden bulabileceğinizi de. Zaten söyleyebildiklerimi söyledim. Onun dışında dediğim gibi GameX'de umarım görüşürüz. Bu video ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama ben cumartesi GameX'de olacağım. Saat 12 civarında. Bu video cuma şu an çekiyorum. Umarım bugün atabilirim. Yine linklerimi aşağı koyacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.